Spor Ajansı'na devam ediyoruz. Konuklarımızla birlikte Abdullah Ercan, teknik direktör bizimle birlikte ve Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'layız. Zaten ilk bölümde de anons etmiştik. Gündemi konuşacağız. Abdullah Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsın, iyi misin? İyi çok şükür. Siz? İyiyim, teşekkür ederim. Murat Özbostan, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun gündem içinde kaybolmamaya çalışıyoruz tabii ki. Evet, olimpiyatlar da başlıyor. Ama keyfi bu. Yani tabii olimpiyatlar keyif. Yani gündem dolu olunca daha iyi oluyor. Dolu ama futbolun dışında inşallah olimpiyatlarda da güzel madalyalar gelirse ülke olarak A milli takımla yaşadığımız heyecanı Paris'ten gelecek iyi sonuçlarla da umarım yaşarız. Bugün Mete Gazoz'un sıralama atışları var sabahleyin. Evet. Daha bilmiyorum da bizim saate göre farklılık teşkil edebilir. Onunla başlıyoruz. Dün akşam skandal bir maç vardı futbolda. Arjantin-Fas. Görülmemiş bir şey. 2 saat sonra VAR'dan karar çıktı maç bittikten sonra. 2-2 biten maç 2-1'e döndü. Demek böyle ki bizde olmuyor mu sadece? Bir olimpiyatlar biraz skandalla başladı. Evet. Başka türlü skandalları da var da olimpiyatları siyasi. Biz sporun içinde kalalım yine. Biz yine de. Sporun içinde kalalım. Basın toplantısını da imza töreninde daha doğrusu ekrana getireceğiz. Şimdi transferde takımlar hızlandı. Galatasaray sağ bekini buldu. Fenerbahçe En-Nesyri'yi getirdi. Tüm bu konuları masaya yatıracağız ama bu transferler ne için yapılıyor? Karşılaşmalarda başarılı sonuçlar alabilmek için. Biz günün önemli müsabakasıyla başlayacağız spor ajansına. Trabzonspor Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Ruzon Berok'la karşı karşıya gelecek. 19.30'daki mücadele A-Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak. Ruzon Berok Trabzonspor karşılaşması saat 19.30'da A-Spor TV'de Cüneyt Şen'in anlatımıyla takip edebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yapalım. Müsabakayı konuşmaya başlayalım. Söylediğim gibi saatler 12.30'u gösterdiğinde Fenerbahçe'nin En-Nesyri için düzenleyeceği imza törenine şahitlik edeceğiz. Canlı yayında ekrana getireceğiz. Yine A-Spor Radyo ortak yayınındayız. Oradan da paylaşacağımızı hatırlatalım. Murat Özbostan Trabzonspor'da sezonu açıyor. Görece kolay bir rakip. Nasıl? Evet. Yani bir maç bekliyoruz. Sonuçta bir Avrupa maçı ve çok da yani kolay diye değerlendirmemek lazım. Evet, kağıt üzerinde bakıldığı zaman Trabzonspor'la illaki bir ayarında bir takım değil ama şunu da unutmayalım. Trabzonspor yeni transferler yaptı. Yine yeni bir değişim içerisinde ve tam olarak da hazır olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü hala oyuncular geliyor. İşte yeni stoperi geldi dün akşam. Bu ve eksik transferlerin Sayın Başkan işte geçen hafta burada yayındaydı Ertuğrul Doğan. 5-6 tane daha transfer yapacaklarını söyledi. O süreçten bugüne, o günden bugüne bir oyuncu geldi. Demek ki bu daha 4 belki de 5 tane daha oyuncu kadroya dahil edecek. Geçen yıl ki kadroya göre fiziksel olarak savunma anlamında daha diri ve güçlü oyuncular alındığını düşünüyorum ben. Tabii ki diğer takımlar nasıl tam olarak hazır değilse Trabzonspor da hazır değil ama sonuçta Avrupa hedefiniz varsa ve gruplara kalmak istiyorsanız ve böyle de bir rakip çıktıysa oradan avantajlı bir skorla dönmek lazım. Trabzonspor'un da ben bunu başaracağına inanıyorum. Yani iyi bir skorla dönüp turu da geçeceğimizi düşünüyorum. Aksi zaten çok büyük sürpriz olur, hayal kırıklığı olur. Dediğim gibi yani daha eksikleri var ama şu anda da mevcut o. Belki birazdan 11, muhtemel bir 11 getirirsen belki onun üzerinden de konuşup yorum yapabiliriz birazcık daha sağlıklı. İyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Hocam siz ilk maç Ruzon Berok söylemekte zorlanıyoruz ama Slovakya'da... Bu arada milli takım olarak başarılı bir şey geçirdiler. Slovakya. Evet. Onu da belirtelim. Kupayı alan takım geçen sezon. Evet. Belki Ruzon Berok'la şimdi hazırlık maçı oynasaydı Trabzonspor, ben eminim şunu diyenler olacaktı. Yani bu takımlarla hazırlık maçı oynama bize ne kazandırır, neden böyle zayıf rakiplerle oynuyoruz diye eleştiriler bile olabilecek kağıt üzerinde bir takım. Ama bu bazen de çok büyük dezavantaja sebebiyet veriyor. Konsantrasyon problemi yaşatıyor herhalde. Ama bir de bu resmi maç. Bir de resmi maç yani. Bir de öyle bir şey var. Tabii öngörüm olarak Trabzonspor favori. Bundan sonraki tur için de favori. Onu da söyleyeyim başta. Şimdi Koray, Trabzonspor enteresan bir şekilde yapılanıyor. Niye? Aynı şampiyon olduğu seneki gibi oyuncuları mümkün olduğu kadar önceden almaya.
çalışıyor ki bu dönemde biraz geciktiler. Özellikle kritik bölgelere oyuncular belli ama transfer konusunda biraz gecikmeler oldu. Keza bugün 2-3 tane yeni oyuncuyu izleyebileceğiz. İşte Lustrom'u izleyeceğiz, Draguş'u izleyebiliriz. Cihan Çanak keza bir fikrimiz olacak. Hatta sağ bek bölgesinde yeni Portekizli oyuncunun yerine muhtemelen ben Ozan'ı bekliyorum bugün. Ozan Tufan'ı. Ozan Tufan'ı bekliyorum. Çünkü Ozan Tufan Trabzon o hemen geldi. Muhtemele bakalım mı o zaman? Tamam, daha kolay olsun tamam. İkiniz için de değerlendirmesi de. Trabzonspor bugün sahaya nasıl bir 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Ekrana geliyor. Kalede Uğurcan, savunmada Abdullah Ercan'ın tahmin ettiği gibi Ozan Tufan aynı şekilde. Çünkü yeni transfer Pedro Maleiro bu maç kadroda yer alıyor ama çok taze değil mi hocam buraya geldiği için. Stoperler Mendy, Denswil, solda Eren, onların önünde Umut, Lundstram yeni transfer. Sağ kanatta Vişça, solda Trezeguet, santrfor arkası Bardi, ileri uçta bir başka yeni transfer Draguş şeklinde. Zaten aslında ana omurga çoğu yani Draguş 1, Lundstram 2, Ozan 3. 3 yeni transferle başlamasını bekliyoruz Trabzonspor'un. Ama bu lig için bu kadronu şöyle tahmin ediyorum. Eğer gerekli transferler, konuşulan transferler gerçekleşirse Trabzonspor'un kadrosunda geçen seneye nazaran en az 6-7 tane yeni oyuncu görebiliriz. İşte burada Baresic'i göreceğiz. Şeyi göreceğiz. Savic. Savic'i kesinlikle göreceğiz. Belki bir yanına bir transfer daha. Sağ bek Portekizli oyuncu şimdi ismini çok... Maleiro. Maleiro olacak. Büyük ihtimalle ön tarafta da eğer olursa Onaçu veya daha farklı bir santrafor olacak. Ben bu kadronun bu akşam başlayacak olarak sizin dizdiğiniz ideal kadroda Umut'un yerine biraz Cihan'ın oynama ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum. Yani dörtlünün önünde Lustram 1, 2 iç orta saha yani Bardi ile Cihan'ın bir tarafta Visca, bir tarafta Trezeguet, önde Draguş. 4-3-3. 4-3-3, 4-1-4-1 gibi diyelim. Biraz daha ofansif bir kadro bekliyorum. Nedeni dediğim gibi yani kağıt üzerinde kalite olarak Trabzonspor'un önde olduğunu düşünüyorum. Ama genel resimde şöyle bir şey çıkıyor Koray. Trabzonspor hakikaten çok ciddi oyuncular aldı ve alacak. Bir tane orta saha oyuncusu alacak. Oyunun iki yönünü oynayabilen. Yani 8 numaraya yatkın bir oyuncu. Bir tane mutlaka santrafor alacaklar. Hatta belki iki tane olabilir bu. Hem alternatif yaratma konusunda hem de geçen senenin kötü izlerini silme konusunda. Çünkü Onaçu çok ciddi bir performans sergilemişti biliyorsun. Ben Eren'le Baras için orada bir şeye gireceğini düşünüyorum. Rekabete gireceğini düşünüyorum ama hocanın ilk tercihi muhtemelen Baresic olacak gibi duruyor. Bugün ayağına darbe almasaydı onu da görme şansımız olacaktı. Artı Savic'in sağ stoper olarak düşündüğümüz zaman onun yanına mutlaka geçen senenin kanayan yarası olan bir savunma bloğu. Yani merkez savunmaya bir oyuncu alacaklarını düşünüyorum. Yani total olarak şöyle resme baktığımızda en az bir 4-5 tane oyuncu daha Trabzonspor'un kadrosuna gelecek. Ve geçen sene dediğim gibi Beşiktaş'la beraber yaşadıkları hayal kırıklığını yaşatmayacaklar. Veya şöyle demek daha doğru, Fenerbahçe ve Galatasaray bu sene o kadar yalnız kalmayacak şampiyonluk yarışında. Bugün özelinde ben Trabzonspor'un favori olduğunu düşünüyorum. Maçı kazanacaklarını düşünüyorum ama Murat Özbostan'ın da söylediği gibi Slovakya takımları veya milli takım da buna dahil belirli bir oyunu oynamaya çalışan, prensipleri olan atak ve savunmada disiplinli, belki çok yetenekli olmayabilir ama her takıma zorluk çıkarabilecek ekiplerdir. Çünkü biliyorsun Çekoslovakya ayrıldıktan sonra Çekya ile Slovakya ekolü birbirinin içerisindeydi. Evet. Biz zaten genellikle antrenör eğitmenlerinde Çek şeylerini yani Çeklerin prensiplerini çalışan bir antrenör grubuyla beraber çalıştık. Bence bu çok önemli. Sonuç itibariyle şöyle bağlayayım. Trabzonspor ilk resmi maçına çıkıyor.
maçın favorisi. Bir de hemen şu aklıma geldi. Bu sene oynanacak olan Trabzonspor oyunu geçen senenin oyununa benzemeyecek. Nasıl benzemeyecek? Geçen sene biraz daha topa sahip olup biraz daha topun kontrolünü sağlayıp yavaş oynayan bir Trabzonspor vardı. Bu sene alınan oyuncularla beraber daha çok rakip kaleye giden, daha hızlı oynayan, daha çok pozisyona giren bir Trabzonspor izleyeceğiz ki Abdullah Avcı da bunu zaten demeçlerinde dile getirdi. En azından taraftarın istediği oyuna yakın bir oyunun oynatmaya çalışacak. Herhalde bugün de bunun ilk görüntülerini bu akşam 7.30'da göreceğiz. Bu arada tabii rakipten de bahsedelim biraz. Ruzom Berok, Slovak ekibi geçtiğimiz sezon kupayı kazandığı için şu anda Trabzonspor'un rakibi oldu. Onların bu sezon oynayacağı 3. resmi maç olacak. Liglere henüz başlamadı Slovakya Ligi. Ancak birinci eleme turunda Kazakistan'ın Tobol takımıyla karşı karşıya geldiler. İlk maçı 5-2 kazandılar kendi sahasında Slovakya'da. Ardından deplasmanda Tobol'a 1-0 mağlup oldular. Ve turu atlayarak Trabzonspor'un rakibi oldular. Yine önümdeki rakamlar ve istatistiklere göre takımın yaş ortalaması, yani kadrodaki 27 futbolcunun yaş ortalaması 25 hocam. Evet. Dikkat çekiyor. Genç bir takım bayağı. Hatta yani bu ortalamayı yükselten bir tane oyuncu var diyeyim ben. Jan Maslo defans oyuncusu 38 yaşında. Muhtemelen o yukarı çekiyordur. O olmasa daha da aşağı inecek. Çok fazla 30 yaş üstü oyuncusu bulunmuyor. Kadroda 1-2-3 şu an benim gözlemlediğim 3 tane 30 yaş üstü futbolcu var. Diğerleri hep böyle 25-22 o civarında. Ama orada tabii bir misyon var. Yani Slovak oyuncularını parlatıp yurt daha doğrusu Avrupa'ya genellikle bu takımların yani ekonomik anlamda yaşayabilmesi için oyuncu satışından gelir beklentileri olduğu için bu yaş grubunun olması bence çok doğal. Sonuçta Slovak Ligi belki Türkiye tarafından çok izlenmiyor ama genel anlamda genç oyuncuları oynatan, dediğim gibi belli bir oyun prensipleri olan bir lig. Çünkü ben oradan bir Türk milli takımı için oyuncu izlemiştim. Genelde küçük sahalarda çok zevkli de maçlar oluyor. Bu arada bir bilgilendirme yapalım. En-Nesyri'nin imza töreni 12.30'da demiştik. Bir güncelleme geldi. 13'e alındı. En-Nesyri'nin imza töreni saat 13'e ertelendi. Yarım saat röter var. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Yani saat başında 13'te Fenerbahçe taraftarı ve diğer futbol severler bu imza törenini A-Spor ekranından canlı olarak takip edip A-Spor Radyo'dan da dinleyebilirler. Trabzonspor'un transferini de konuşalım bir yandan kadro ekrandayken. Sizce Murat Özbostan, Onaçu, Santrfor bölgesi söyledik. Savic'in yanına bir transfer bekliyor musunuz? %100. Yani zaten bir stoper, hocam bir orta saha dedi ama iki orta saha planlıyorlar. Ayrıca bir tane de forvet transferi planlıyorlar. Yani bakıldığı zaman minimum 4-5 oyuncu bile gelebilir. Yani şu ana kadar da yanılmıyorsam 8 tane transfer yaptılar. Takımın aslında bayağı bir şeyiyle oynuyorlar. Yani şablonuyla, omurgasıyla ya da tabir olarak tam olarak nedir şeyi bilmiyorum ama bayağı bir değişime gidiyor ciddi bir şekilde. Tabii burada hocama da onu soracağım. Yani sağ bek şeyi değil. Yani Ozan geçen sene forvet falan da oynadı değil mi? 10 numara 8'e yakın. Yani tam 10, eski 8, mevkisinden 10. dolayı bugün bu maçta bize de muhtemelen 11'de sağ bekte görünüyor. Bu doğru. Diğer oyuncu daha yeni geldi. Belki takımla idmana bile çıktım tam hatırlayamadım. İmza attı, açıklandı Malero. Ama evet. Çok yeni. Bir de Mendy ve Dansfield yani Dansfield sol bek de hocam değil mi oynadı. Hı hı. Yani o zaten o bölgedeki 4 oyuncunun 3'ü tam böyle aslında şey değil. Yerinin adamları değil gibi. Ama yani, oraya oyuncu alacaklar dediğin gibi Savic geldi. Hayır ben bu maç için diyorum. Bu sonuçta bu maç önemli bir maç. Tabii resmi önemli maç doğru maç. Söylüyorsun. Ama bakıldığında yani bölgesinin şeyleri bu kadar transfere rağmen bölgesinin oyuncuları olmayan bir yapı da görünüyor şu anda. Ben de Umut'un yerine bizde mesela Cihan diye ben de tahmin ediyorum, oynayacağını tahmin ediyorum. Tabii Dragoş'un göstereceği performans merak konusu. Ama hocam katılımı bilmiyorum. Yani Trezeguet, Visca,
gibi işte hızlı oyuncular ve onlara eşlik edebilecek Dragoş. Yani biraz daha uyumlu bir üçlü olabilir mi? Onaçu yok ama Dragoş'un diğer bu iki oyuncuyla işbirliği, yani daha hızlı oynama açısından, daha hareket açısından. Yani zor bir maç. Ben öyle açıkçası çok da böyle şey yapmıyorum. Yani Trabzon bugün çıkar kazanır falan diyemiyorum. Yani zor bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü biraz önce senin söylediğin veriler önemli. Daha diri bir, genç bir takım. 3 tane resmi maç oynamış. Evet, Trabzon'da olacak, hazırlık maçları. Sonuçta ilk maç. Onlar da illaki önemsiyorlardır bu turu geçmeyi. Trabzonspor da tabii ki önemsiyor. Ama Trabzonspor yeni bir şey içine girdi. Yeni bir kadro şeyin içine girdi. Mesela Uğurcan'ın durumu ile ilgili de çok uzun süredir bir belirsizlik var açıkçası. Doğru. Ama gördüğümüz kadarıyla o da takımda kaldı herhalde. Yani bir teklif olmadı. Evet. Geçen abi, hafta şöyle söylendi. Bir şey var. Yani transfer döneminde her şey yazılıyor biliyorsun. Hatta evet, yani olan olmayan en ufak bir söylentinin kırıntısı bile kocaman haberlere sebebiyet veriyor. Uğurcan geçen sezon bana göre yani hatırladığım en kötü Trabzonspor performansıydı. Ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Normalde çok konuşulurdu. İlk defa ben bu transfer dönemi hiç haber neredeyse görmedim Uğurcan'la ilgili. Bunun iki nedeni var. Bir, oyuncu milli takım süreci geçirdi ve orada bu konu hiç açılmadı. İkinci şey de demek ki hiçbir teklif gelmedi. Yani kulübe bir teklif kendisi de getirmedi. Artı ilgilenen bir takım da olmadı. Bence bu süreci de bir şekilde kapatmak lazım. Yani bu her gün, her hafta gelecek mi, gelmeyecek mi, olacak mı, olmayacak mı diye bu devam etmesi Trabzonspor'un aleyhine bir durum olur. Sonuçta Trabzonspor'un önemli bir oyuncusu, kaptanı, değerli bir ismi, yani bir önemli bir figürü ve bu takım yeni bir takım. Bu takımda liderlik yapacak, saha içinde de yönlendirecek insanlara, kaptana bir ihtiyaç var. Biz maça dönersek, yani bu orijinal yerinde olmayan oyuncuların olduğu defans dörtlüsü, yani bu, umarım ki akşam sağlıklı bir maç çıkartır. Şimdi doğal olarak Murat Özbostan diyor ki savunmadaki oyuncuların orijin yerleri değil, ama şöyle de bir gerçek var. Ozan'ı o bölgeden aldığımız zaman, oraya Münih'e eklediğimiz zaman, Trabzonspor ligin ikinci yarısında, Uğurcan'ı da buna ekleyelim, arkadaki 5 oyuncuyla beraber oynadı. Orada da bir uyumları vardı. Ha şöyle, Mendy'nin çok orijin bir stoper olmadığına katılıyorum. Eren'in performans düşüklüğüne, Dansville'in zaman zaman hata yaptığına katılıyorum. Ama ilk resmi maçta mevcut eldeki kadroya göre oradaki en azından, işte dediğim gibi Münye'nin gittiğini de düşünüyoruz. Ozan'ı koyuyor. Orada bir uyum açısından ben çok sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Oraya bağlayayım. Dragoş konusunda çok hareketli bir ön tarafın olacağı %100 kesin. Hatta orada Vakame'nin durumu ne olacak? Belki belli bir süre alma durumu var oyunun gidişatına göre. Lustra mı göreceğiz? Ama genel hatlarıyla Koray, lig başladığı zaman eğer Trabzonspor istediği transferleri yapabilirse, isim olarak geçenlerden bahsediyorum, geçen seneki kadrosundan en az %70 farklı oyuncuyla oynayacak. Hemen söyleyeyim. Ben Uğurcan'ın bu arada çok değerli bir oyuncu olduğunu ve devam edeceğini düşünüyorum Trabzonspor'da. Bir de şöyle bir gerçek var. Futbol severler şunları göz ardı ediyor. Bir oyuncunun transferi takım performansıyla çok alakalı. Geçen sene Trabzonspor başarısız olduğu için Uğurcan'ın da otomatikman piyasası biraz aşağı düştü. Mesela Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynamasaydı Şaseboya'yı 35 milyon eurolara satamayabilirdi. Şeylerle beraber, bonuslarla beraber. Tabii. Şimdi bir de Uğurcan bence istemediği bir yere gitmek zorunda kalmasın. Arabistan Ligi'ni kastediyorum. Çünkü Uğurcan kalitesindeki bir oyuncunun gideceği yer Avrupa liglerinde ilk 5-6 takımdan biri olmalı. Ben öyle değerlendiriyorum. Uğurcan'ın potansiyelinin bu olduğuna inanıyorum. Ben hemen şöyle söyleyeyim. Uğurcan'ın devam edeceğini düşünürsek solda Barasic, onun yanına bir stoper Savic artı şeyli oyuncu, Portekizli oyuncu olacak.
Mareiro. Mareiro olacak. Lustram olacak bir tarafta. Yeni bir transfer. Trezeguet, Visca, Draguş arkasında tek santrofor kim gelirse oynayacak. Yani şöyle düşündüğümüz zaman Trabzonspor'un geçen seneden oynayacak 3 tane oyuncusu var. Bir tanesi Trezeguet, biri Visca, biri Uğurcan. Onaçı'yı da buna eklersek 4 tane oyuncu olur. Diğer 6 tane yeni oyuncu olur. Ya böyle bir değişim içerisinde Trabzonspor. Bunu denedi mi, yaptı mı? Şampiyon olduğu sene yaptı. Ama kötü sonuçlandı hocam. Efendim? Yani o şampiyon olduğu seneden sonra yaptığı kadrodaki büyük değişikliklerin zararı şeyi oldu. Başarıya yansımadı. Yani yok, şampiyon olduğu seneki kurulumdaki izlenen yol aynı. O zaman da aynı yol izlendi. Evet. Aynı yeni bir kadro kuruldu. O sene şampiyon olmak için kuruldu. Ama çok iyi oyuncular vardı. İşte Marek Hamşik gibi, Emvakame çok ekstra bir performans sergiledi. Aslında bu senede izlenen yol aynı. Ha bana sorarsan doğru mu? Bence değil. Yani başarıya ulaşmak için her sene, çünkü transfer bittiği zaman Trabzonspor'un en az 12 tane oyuncu almış olduğunu göreceğiz. Öyle gözüküyor. Bu doğru. Sürdürülebilir bir yol mu? Doğru bir yol mu? Trabzonspor için doğru bir yol mu? Bence değil ama güncel konjektör bunu gerektiriyor. Niye? Beşiktaş alıyor, Fenerbahçe alıyor, Galatasaray alıyor ki kadroları ortada. Trabzonspor'un da kalite olarak bir türlü yarışması lazım. Allah başkana kolaylık versin. Yani bu kadar imkan olanak yaratıp bu paraları ödemek. Çünkü örnek vereyim, Onaçu'nun transferinde konuşulan rakamlar 10 milyon üzeri. Yani bonservis bedeli. Ama sonuç itibariyle dediğim gibi geçen sene Fenerbahçe ve Galatasaray özellikle 6. 7. haftadan sonra lig yarışında çok yalnız kalmışlardı. Doğru. Bu sene öyle kalmayacaklar gibi duruyor. Trabzonspor'u tabii toparlayacağız ama Abdullah Hocam geçen yayında biz aslında konuşmuştuk. Belki kaçıranlar vardır. Murat Özbostan da buradayken Savic'le ilgili saha içi özelliklerine dair bir değerlendirme ben sizden rica edeyim. Geçen sefer En-Nesyri'yi çok güzel anlattınız burada. Evet. Hatta arkadaşlar da editör masamızda o bölümü de almışlar. Yine haber bültenlerinde de kullanmışlar. Evet. Yine hocam şimdi, bir de anlatsın. En-Nesyri'yi zaten öncesi konuşacağız. İlerleyen dakikalarda En-Nesyri'yi yine şeyde ekranda anlatmış. Yine burada anlatırız. Tabii gollerini verip hatta üstüne de bakabiliriz de. Ama Savic'le ilgili de neler katar Trabzonspor'a? Ben şeyin özelliğinin çok uyuşacağını En-Nesyri'yle düşünüyorum. En-Nesyri'yle benim sorularım olabilir hocama. Savic'in bir agresifliği, saha içi agresifliği var ya Trabzonspor taraftarıyla onun böyle karakter olarak uyuşabilir. Karakter olarak örtüşeceğini düşünüyorum. Bu arada Beşiktaş çok istemiş onu almayı. Savic tabii Fenerbahçe'yle de adanıldı geçen sezon hatırlarsınız. Bu ara, bu yazın görüşmüşler. Tabii tabii. Yani sözleşme süresinde hocam Beşiktaş 2 sene vermiş, biraz daha rakam az vermiş. Trabzonspor biraz daha uzun bir sözleşme ve biraz daha rakamı iyi vermiş. Transfer döneminin başında Hummels'le Savic ikilisini bayağı yoğun şekilde biz de haber yaptık burada. Olmadı Beşiktaş'la gerçekleşmedi. Trabzonspor'a kısmetmiş. Şimdi bir kere yaşa takılmayacak oyuncular var. Mesela Edin Dzeko. Kendisine iyi bakan. Yaşı 38'lere gelse bile dün akşam 3 tane gol atan. Böyle oyuncular var. Savic de bunlardan bir tanesi. Fernandes'i alıyorsunuz, Benkoviç'i alıyorsunuz, o kadar yatırım yapıyorsunuz. Bir sene sonra geri gönderiyorsunuz. Eğer Trabzon savunmasının liderini istiyorsanız Savic'i alacaksınız. Yaşa takılmayacaksınız, vereceğiniz paraya takılmayacaksınız, yıla takılmayacaksınız. Her oyuna uygun. Savunmanın organizasyonunu yapar. Eğer yanına da uygun bir oyuncu alabilirseniz, yani Trabzonspor'un bu sene maçlarında önde oynadığını düşünürsek, arkada geniş alanda yakalandığı zaman o alanı kapatabilecek bir stoper alabilirseniz müthiş bir uyumu olur. Bu sene Trabzonspor'un savunması 4 farklı geçen seneye göre oyuncudan oluşacak. Bir de bu da enteresan. Yani sağ tarafta Portekizli, solda Barasic, Savic artı yanında kim olursa. İşte çözecekler muhtemelen. Yoksa Denswil veya işte Mendy mi oynatacak? Yani Trabzonspor'un savunması komple değişiyor.
çok iyi bir transfer. Onu söyleyeyim. Savic'den bir kere pozisyon hatası yapmasını bekleyemezsiniz. Adam 6 senedir Atletico Madrid'de oynuyor. İspanya'da şampiyon adaylarından bir tane 6 sene oynamak, istikrar, artı Montenegro diyorum, Karadağ milli takımının kaptanı olmak kolay işler değil. Yani Trabzonspor alabileceği en iyi oyuncuyu aldı. Sadece bir oyuncu almadı, bir karakter aldı. Savunmanın organizasyonunu yapacak adamı aldı. 33 yaşında olmasına hiç takılmasınlar. En az 2 sene çok dolu dolu performans sergileyeceğini düşünüyorum. Yani geçen seneki savunmada yapılan bütün hataları, o uyumu Savic'le beraber, lider özelliğiyle beraber Trabzonspor tamamlayacak diye düşünüyorum. Gayet güzel bir değerlendirme oldu. Teşekkür ediyorum bilgilendirme için. Murat Özbostan, sizin ekleyeceğiniz herhangi bir şey var mı Savic meselesine? Ben de hocama katılıyorum. Yani önemli bir oyuncu. Hocamın da dediği gibi yani istikrarlı, tecrübeli, İspanya'da gibi bir ligde mücadele etmiş. Öncesinde İtalya'da oynamış ve o yaşı değil. Ben 33 sene, 3 yıllık bir anlaşma yapacaklar bildiğim kadarıyla. Evet. 3 yılda da Trabzonspor'a faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii ki ekonomik olarak da onu da belirtelim. Öyle kolay değil bu transferleri yapmak. O da açıklanır muhtemelen bugün. Hayırlı olsun. Trabzon bence iyi bir transfer yaptı. Az sakatlanır. Hemen onu ekleyeyim. Maç kaçırmışlığı azdır. Bir de Paulistan'ın Savic'in yedeğini olduğunu da söyleyebiliriz yani. Evet. O da enteresan bir bilgi yani. Doğru evet. Söylüyorsunuz. Bugün tabii bir başka Türk ekibi Rams Başakşehir'de UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı konuk edecek. O maçında bir bilgilerini hatırlayalım. Evet, Başakşehir'e de başarılar diliyoruz. Rakip tabii şimdi yani Trabzonspor Slovakya takımıyla oynayacak, kolay vesaire gözüküyor kağıt üstünde dedik ama San Marino temsilcisiyle oynayacağı için Rams Başakşehir'in ihtimal dahi %0.01 ihtimal dahi vermiyoruz bu maçta herhangi bir sürprize. onu söyleyelim. Çağdaş Atan ve ekibine başarılar diliyoruz. Saat 20.45'te onlar da sahaya çıkacak. Yine gözümüz kulağımız orada olacak tabii Trabzonspor maçının ardından. Ama Koray, özür dilerim, şöyle bir şey var. Ülke puanları için galibiyetler çok tabii önemli. Yani iki senedir Türkiye'deki takımlar çok iyi gidiyor. Bu sene de eğer bu zannedersem 9. sırada falanız. Ya 9'uzdur ya 10'dur. Yani o yüzden bence yani tamam kesin favori ama galibiyetler çok önemli. Tabii. Ya gelecek senede Şampiyonlar Ligi'ne ön elemesiz girme konusunda. Başakşehir tabii şampiyonluk yaşamış bir kulüp Murat Özbostan. Yavaş yavaş o kadro kalitesi belki biraz daha geriye gidiyor. Bu sezon yaptığı transferler Opoku'yu aldı Aruka'dan Portekiz Ligi stoper. Hüseyin'u Bağ yine bir stoper takviyesi yaptılar. Bir 10 numara aldılar Giallo. İki Portekiz'den transferleri var onu söyleyelim. Yine giden oyuncular zaten Josef de Souza gitmişti. Yani aslında biraz daha mütevazi bir kadroya dönüştü. Yani şampiyonluğun ardından daha iyi sonuçlar, daha önemli başarılar yakalayabilirdi. Ama çok ciddi teknik direktör değişiklikleri de yaşadı. Kadroda yine değişiklikler yaşadı. Ve bakıldığı zaman da biraz daha mütevazi bir bütçe ve kadrosuyla yoluna devam evet ediyor. Yani çok... Artık böyle bir üst zirveyi hedefleyen bir konumu yok yani açık konuşmamız gerekirse. Yani o sıralarda işte ülkemizi Avrupa'da temsil etmek, ilk 4'te 5'te yer almak şu görüntüde Başakşehir'in bize bunu veriyor. Yani bu şeyi veriyor. Umarız ki bu akşam başarılı olur, güzel bir sonuç alır. Hocamın da dediği gibi puan önemli, puanlar önemli. Yani biz ülke olarak her sezon, her sene aynı şeyleri söylüyoruz. Avrupa'da bu kadar büyük yatırımlar yapıyoruz. Çok ciddi paralar harcıyoruz. Daha ilerlere gitmemiz lazım. Ya yani böyle yani şöyle Martları, Nisanları falan Mayısları biz de bir görelim yani. O heyecanı bir yaşayalım. Evet. Hemen destek vereyim, özür dilerim. Estağfurullah. Şampiyonlar Ligi'ne ki Galatasaray ön eleme oynayacak. Tek ön eleme. Giriş ayak bastı parası 15 milyon euro.
Geçen programda beraberdik. Türkiye Süper Ligi'ni kazanan, şampiyon olan takım aldığı para 10 milyon euroya denk gelmiyordu. Yani o kadar kıymetli ki onu anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta bu kadar transferler yapılıyor. Değil mi? Yani ve çok büyük bütçeli transferler yapılmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'ne bir giriyorsun. 15 milyon euro artı galibiyet ve beraberliği aldığın rakamlar var ki UEFA bu sene onları arttırmayı düşünüyor. Bence bunlar da önemli. Başakşehir'e başarılar diyeyim. Hemen bir şeyim olsun. Oyuna önem veren bir Başakşehir var. Biraz daha dediği gibi mütevazi bir kadroyla. Ama her oynadığı rakibe oyunuyla zorluk çıkaran da bir Başakşehir var. Böyle bir yapılanmaya gittiler. Geçen sene oynattıkları oyuncuları aldılar. 2-3 tane yeni transferi var. Keza Başakşehir'de turun favorisi bence. Evet, başarılar dileyelim hem Başakşehir'e hem de Trabzonspor'a. Rosenborg karşısında saat 19.30'da A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maçı Cüneyt Şen anlatacak. Bir kez daha hatırlatalım. Bu akşam saat 19.30'da A Spor ekranında bu karşılaşmayı takip edebilirsiniz. Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray Avusturya kampında çalışmalarını sürdürüyor ki yayının başında da o antrenmandan canlı olarak bir bölümü ekrana getirmiştik, kısa bir sekansı. Dün sarı kırmızılı kulüp Lecce ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Özeti hatırlayalım. Galatasaray hazırlık maçında Lecce'yi 2-1 mağlup etti. Tabii ki bu maçın ardından özellikle sosyal medyada ve sarı kırmızılı taraftarların tepkilerine baktığımda şeyin mutluluğunu gördüm. Murat Özbostan. Geçen sezon çok büyük beklenti vardı. Hakim Ziyech ve Zaha'nın gol atması biraz da daha dinç ve hareketli, istekli görmüş Galatasaraylılar. Dün herhalde en öne çıkan başlıklardan birisi oydu. Şimdi Galatasaray'da çok enteresan bir şey yaşanıyor. Yani şu son günlere baktığımızda sanki böyle iki sezonun şampiyonu değil, işte yıllardır şampiyon olamamış. Transferleri de böyle 3-5 tane yapmışsa onları da zor yapıyor zaten. Kadroda sıkıntısı var. İşte yeteri kadar yıldızı, önemli yıldızı yok. Heyecan, yani çilek dediğimiz yıldızları da yok. Sıradan oyunculardan kurulu ve biz eyvah bu sezon ne yapacağız? Bizim halimiz ne olacak? Tabii bu bütün Galatasaraylılar için bunu söyleyemeyiz. Ama genelde bakıldığı zaman böyle tuhaf bir hava oluşturuldu. Ve o hava öyle bir boyuta geldi ki mevcut Galatasaray'ın başkanı Sayın Dursun Özbey'in çok ağır hakaretlere uğradığı, yönetimin ağır hakaretlere uğradığı bir boyuta kadar da erişti. Çok bir kere bu enteresan. Yani bunu bir kenara koymak lazım. Yani futbolda dünün olmadığını bir kez daha bu göstergesi. Yani bu sezon, iki sezon şampiyon olmuş bir takım. İlk kampına 36-37 tane oyuncuyla gitmiş. 3 tane 11 çıkacak bir ekip. Her mevkinin 2'şer 3'er tane alternatifi var ve o alternatifler de öyle böyle alternatifler değil. İşte vay efendim niye sağ bek alınmadı? Vay 8 numara niye yok? Filan filan filan. Şimdi böyle bir durumdan dün akşamki maça ve dün akşamki maçtan sonra kenara baktığımızda o rüzgar böyle bir diniyor. İşte bu sefer biraz daha sevinç, daha mutluluk. Bir de transfer açıklandı. Sağ bek transferi Danimarka'dan. Yelert. Bugün yani, bir ayrılık oldu. Onu da söyleyeyim. Evet. Belki televizyonunu, radyosunu yine açanlar vardır. Tete ile yollar ayrıldı. Panathinaikos'a transfer oldu Tete. 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli alacak Galatasaray. Yani transferde ya da günlük şeylerde her şey her an değişebilir. Yani bir saat sonra farklı bir haber de olabilir. Yani burada Galatasaraylıların işte neden sağ bek alınmadığı, sanki hiç sağ bekte oynayan bir oyuncuları da yokmuş gibi bir durumun yaşanması bana göre çok enteresandı. Yani üzerinde durulması gereken bir durumdu. Eğer bir şampiyon olmuş bir kulübün başkanı bile ağır ithamlarla karşı karşıya kalıyorsa, yerden yere vuruluyorsa, işte o İbrahim Hatipoğlu için de bir sürü şey yazılıp çiziliyor. Yani bu çok dramatik bir şey. Yani biz bu kadar bazı şeyleri anlık yaşayamayız da böyle bir şey olabilir mi? Yani vay efendim niye sağ bek alınmadı? Alındı işte sağ bek. Hadi şimdi ne yazacaksınız? 8 numara niye alınıyor? Yani, var 8 numaranın da var yani orada. 8 numara da var. Alınır, o da alınır. Yani Galatasaray bakıldığında geçmiş yıllara, geçmiş sezonlara
Hep transferlerini son gün yapmamış mı? Yani son günlere sığdırmamış. Daha transfer dönemi bitmemiş. Sonuç itibariyle tam 3 Ağustos'ta bir Beşiktaş maçı var ama yani bakıldığında da bir takımın eksiği falan yok ki kardeşim. Kalecisinden stoperlerine, beklerinden orta sahasına, hücum hattına, kanatlarına kadar dolu dolu her yerde bir sürü alternatifi oyuncusu olan bir kulüpten bahsediyoruz. Şu dün akşamki oynayan takıma hocam Barış katılacak. Tabii. Kerem katılacak. Kaan katılacak. Kaan katılacak. Sanchez katılacak. Abdülkerim katılacak. Neden var? Yani Türkiye'nin şu an bakıldığında en müthiş kadrolarından bir tanesi. Ve gerçekten. Uyum süreci geçirmiş. Yok. Evet. Yani şampiyon olmuş. 2 sene üst üste ve bu takımı şampiyon yapmış da bir hocası var. Bakıyorsunuz yine Bassu'a işte bir gol kaçırdığı için o da neler yazılıp çiziliyor. Aman Allah'ım. Yani gerçi bu sosyal medyada ben sabah radyo yayınında duydum bir radyoda da gerçekten eleştirildi mi dün yani? Eleştirildi tabii canım. Tren topik oldu adam ya. Yani. Şu kaçırdığı golü bir araya ekrana da getirebilirsek yani, üstüne ya de bakarız. Kaçıracak ya. Golcü bu adam ya. Kaçırabilir. Ne var yani? Yani şimdi öyle bir boyuta gelmiş ki bu işler bütün takımlar için geçerli. Zaten oradaki her şey anlık yaşanıyor. Yani böyle ama burada önemli olan şu kulüpler bundan ciddi derecede etkileniyor. Bakın Galatasaray'da İşte bu tepkiler oluşmaya başladı. İbrahim Hatipoğlu çıktı. Galatasaray'ın televizyonuna açıklama yaptı. Tamam dedi, taraftarımız haklı dedi. İşte sabırlı olmak lazım dedi. Panik yapacak bir şey yok dedi. Okan Hoca aynı şekilde dün açıklamalar yapıyor. Ne oluyor ya? Kırmızı alarm durumu falan mı var? Yani bu kadar da söylenen, yazılan, çizilenlere göre hareket etmeyin ya. Teslim olmayın. Yani tamam kulüplerin sahibi taraftarlardır ama oradaki görüşler bütün taraftarları da şey yapmıyor yani. Temsil etmiyor sonuç itibariyle. Ya dün de bence çok iyi bir maç çıkarttı Galatasaray. Bu senenin belki görüntü olarak işte Zaha, Ziyech yeni transferleri olabilir. Bunlar çok önemli oyuncular. İkisi de birer gol attı. İkisi de istekliydi, arzuluydu. Bence hocanın dün akşam en çok sevindiği tarafı bu iki oyuncunun performansı olmuştur. Bence. Yani bunun dışında çok oyuncu denedi. Oldukça fazla oyuncu denedi. Hoca bütün takımdaki isimlere şey yapmaya, şans vermeye çalışıyor. Bu güzel bir şey. Çok geniş bir kadrosu var. İşte sağ bek transferi bugün gelecek yanılmıyorsam Türkiye'ye o da. 21 yaşında. Evet, 15.30'da inmesini evet, bekliyoruz. Yani, yine onu da canlı ekrana getireceğiz. Çok maç istikrarı olan, çok sayıda maç oynamış, genç olabilir. 9,5-10 milyon euro deniyor bonservis rakamına. Seneli 900 bin euro olarak söyleniyor. Bir oyuncuyu transfer ettiler. Galatasaray'da hayırlı uğurlu olsun. Böylelikle evet. Bu sağ bek sorunu da umarım kapanmıştır Galatasaraylar adına. Bence çok da sorun edecek bir şey değildi. Yani kırmızı alarm boyutunda olan bir şey değildi. Bence bu şu Galatasaray lige bakıldığında Beşiktaş maçına hazır. Ben asıl Beşiktaş gelirse, zaman kalırsa Beşiktaş'ı konuşmak lazım. Hazırlık maçlarındaki görüntüsü Beşiktaş'ın o kadar parlak gelmedi bana yani. Ben Galatasaray'ı iyi gördüm. Artı işte maçı izlerken konuşuyorduk hocamla. Icardi'yi 65'te oyuna aldı. Çift forvete döndü. Bassua ile beraber. Öyle bir deneme de yaptı Doğru. hoca. Belki bunu ligde de yapabilir. Yapacak onu evet. Zaten yani, söylüyordu hep baştan beri de. Evet. Icardi'nin kaptan olması, kaptanlık şeyini taktı oyuna girdikten sonra. Küçük bir ayrıntı ama bence önemli o da. Evet. Yani ben Galatasaray'ın hazır olduğunu dün gördüm. Abdullah Hocam siz nasıl buldunuz Galatasaray'ı? Valla ben Murat Özbostan çok karamsar bir tablo çizdi veya karamsar tablo çizenlere cevap verdi aslında. Evet cevap verdim hocam. Yani enteresan Galatasaray sezon başına göre şu an yavaş yavaş iyi oyununu oynamaya en azından geçen seneki prensiplerini uygulamaya başlıyor ki atılan gollerde de bunları net görüyoruz. Nedir? Birinci gol ön alan baskısı. Hakim evet. Ziyech golü. İkinci gol nedir? Galatasaray'ın geçen sene zaman zaman topu rakibe verip ikinci bölgeyi savunup geçiş. Şu an attığı gol. Yani geçiş oyunundan Zaha'nın attığı gol. Gerçi Zaha'nın burada pas vermesi lazım ama yani öyle de bir gerçek var. Yo, zaten zoru seviyor. Bireysel yeteneği kullanmayı seviyor. Ben güzel bir maç izledik dün. Çok pozisyon oldu. Her iki takım içinde pozisyon oldu. Ama Galatasaray işte sağ bekte De Bruyne'yi kullandı mesela. Bugün de zaten
almak istedikleri oyuncu geliyor ki sen de programda onun, evet, özelliklerine dair konuşmuştuk. Aslında Galatasaray bence lige şu an en hazır takımlardan bir tanesi. Uyum sorununu halletmiş. 8 numara gelmese bile oraya alternatif takım içinden üretecek bir hocası var. Ve süresi var Şampiyonlar Ligi ön elemesini beklemek. Süresi değil, oranın oyuncuları da yok mu hocam? Mı? Var, geçen sene. Kerem, ya bir Oliveira, şey için dün düşünülüyor. Kerem Tolga çıktı yine şampiyon. Tabii, evet. Ya dün çıkan kadronun 6-7 tanesi ilk 11 oyuncusu. Tabii. Yani Nelson yanında Metehan başladı. Debua bu tarafta, öbür tarafta Derik Köl. Zaten ön tarafı aynı. Hemen hızlıca söyleyeyim mi dünkü 11'i, hazırlık maçının 11'ini? Kalede Muslera, savunmada Dubois, Nelson, Metehan, Kön. Burada gelecek olanlar var işte. Dubois ile Metehan yerine, evet, zaten gelecekler var. Orta saha Torreira, Kerem Demirbay. Sağ tarafta Ziyech, solda Zaha, santrfor arkası Mertens, ileri uç Batshuayi. Zaten böyle zaten ön tarafı olsun, böyle oynadı. Tabii. Yalnız bir anekdot söyleyeyim. Galatasaray şu savunmanın merkezini, yani bu Davinson Sanchez'i falan satmasın. Yani Nelson'un şu anki hali çok iç açıcı değil. Gerçi hazır değil Nelson'u biliyoruz da. Yani orada o Abdülkerim Nelson artı Davinson Sanchez'in bir tanesini satarlarsa sıkıntı yaşayabilir. Davinson da muhteşem bir Copa America yani, serüveni geçirdi. Tabii çok ciddi de isteyenleri var ama yani orası Galatasaray'ın çok sıkıntılı olabilir bu sene ama... Şöyle söyleyeyim, Galatasaray kadro istikrarı konusundan kadrosunu koruyan, şampiyon olup yanlış yapanlara hiç uymayan, yani biliyorsun şampiyon olup 14 tane oyuncu alanlar da var, hiç öyle bir yol tercih etmeyen, çok doğru yolu tercih eden, kadro istikrarını sağlayan ve oynadığı oyunu devamlı geliştirmeye çalışan bir takım. Ben de Murat Özbostan gibi... Taraftar her şeyi ister. Zaten en iyi 11 biliyorsun. Taraftarın 11'i niye? Sahaya çıkmaz ve hiç yenilmez. öyle yani. Bir de öyle gerçeği var. Yani Icardi 65. dakikada oyuna giriyor. Hemen şunu da söyleyeyim. Batshuayi Icardi ikilisini Galatasaray sezon içerisinde bazı maçlarda süreli de olsa, ilk 11'den de olsa mutlaka deneyecektir. Denemelidir. Okan Hoca, evet, çünkü çift santrofor oynamayı da çok seven bir antrenör. En-Nesyri'nin bol servisi açıklanmış. Galatasaray, evet, konuşuyoruz ama şu anda En-Nesyri ile ilgili Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Kamuoyu aydınlatma platformuna KAPA maliyetini bildirdi. Sarı lacivertli kulüp 19 milyon 500 bin euro ödeyecek Sevilla'ya. 4 yıl içerisinde 8 taksitle ödenecektir diyor Fenerbahçe kulübü yaptığı açıklamada. Açıklamanın tamamını söyleyelim. En-Nesyri için saat 13'te de bir imza töreni düzenlenecek ve A-Spor ekranından canlı olarak yayınlayacağız. Yani yaklaşık 10 dakika sonra. Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır diyor Fenerbahçe. Sevilla kulübüne toplam transfer bedeli olan 19 milyon 500 bin euro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız diyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Murat Özbostan, Galatasaray'ı konuşuyorduk ama sıcak bir gelişme. Rekor oldu herhalde değil mi? Evet, Türkiye'de şu anda bonservis rekoru. Bonservis rekorunu ele geçirdi. Yani Fenerbahçe bu yaptığı transferle. Ondan önceki Jardel 17 milyon euroydu. Cengiz yine Fenerbahçe, yani Jardel Galatasaray 17 milyon euro. Cengiz Fenerbahçe 15 milyon euro. Zaniola Galatasaray 15 milyon euro ki onun bonusları da vardı. Ve Guiza 14 milyon euro Fenerbahçe. Şu anda bu rekor oldu. Bir numaraya oturdu. Genelde zaten gelen haberler 20 milyon euro civarındaydı hem İspanya basınında. Fakat artı bunun bonusları olduğu da hem bizim ülkemizde hem de İspanya'daki haberlerde, küpürlerde vardı. Fakat bu bonusların tabii ne olduğunu açıkçası bilmiyoruz. Ama benim bildiklerimden bir tanesi oyuncunun performansına göre, atacağı gollere göre Fenerbahçe Sevilla'ya her yıl 1 milyon euro daha bir gol şeyi varmış herhalde. 20 golü geçerse. Evet, bravo hocam. Orada da bir bonus var. Artı başarı şeyiyle ilgili de, yani
biraz... Bu gazetelerdeki iddialar tabii. Resmi açıklamada şu an yok. Şimdi bu resmi açıklamalarda zaten bonusları falan açıklamıyorlar biliyorsun. Yani onlar daha böyle özel detaylarda yer alıyor. Ama sonuçta 24-25 milyon euroluk bir transfer gözüyle bakabiliriz. Ama biz açıklamaya gidersek Fenerbahçe 19.5 yani bugünkü Türk parasıyla yaklaşık 700 milyon TL'lik müthiş bir rakam diyebiliriz. Çok büyük bir rakam, evet. Yani şu ekonomik şartlarda muazzam... Yani çok önemli bir yatırım yapmış oldu Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe bu sezon işte şu an açıklanan rakam 19.5 milyon euro El-Nesri'nin bonservis bedeli. Çağlar için 8.5 milyon euro açıklandı. İşte Maxim için 8 milyon euro açıklandı. Oğuz için 6 milyon euro yine bonservis bedeli. Levent için 2 milyon euro bonservis bedeli. Yani totalde bakıldığında Fenerbahçe 44 milyon euro civarında sadece şu anki aldığı oyunculara ücretleri hariç bir bonservis ödemesi yükümlülüğünün altına girdi. 5 yıllık bir sözleşme imzalayacağını da açıkladı Fenerbahçe Spor Kulübü En-Nesyri ile. Tabii 19 milyon 500 bin euro rekor oldu dedik. Az önce Murat Özbostan söyledi. Daha önce Jardel ile Galatasaray 2000-2001 sezonda 17,5 milyon euro bonservis ödedi. Fenerbahçe Cengiz Ünder'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu da Süper Lig'e gelen en pahalı 3. oyuncu noktasına geriledi o zaman Cengiz. Nicolo Zaniolo için 15 milyon euro. Yine Fenerbahçe 14 milyon euro Daniel Guiza var. Dani Guiza, Mbaye Diagne 13 milyon euro, Emmanuel Emenike 13 milyon euro. Yani en pahalı transferleri aslında yapan takımları sayıyorum şu anda. Listenin büyük çoğunluğu hep Fenerbahçe. Şunu söyleyebiliriz, çok yüksek bir rakam gerçekten. Rekor zaten nihayetinde. Ve benim özür dilerim ve benim dediğim 5 yılsa eğer o 1 milyonluk bonus devri olacak, o var herhalde. Yani oyuncunun performansı, oyuncu diyelim ki 5 yılda hep 20'nin üstüne çıktı. 5 milyon euro daha Sevilla alıyor. Evet, 20, o zaman otomatikman yani, 25'e evet. Falan geliyor. Yani şu an için az önce söylediğim gibi kap açıklamasında yok ama bu haberler konuşuluyordu. 696 milyon 150 bin Türk lirası para ödeyecek Fenerbahçe. Evet. Ama şunu da tabii ki unutmamak lazım. Futbolcu 27 yaşında. Yani bu parayı ödediniz, bu para uçtu gitti değil. Bir sezon sonra belki bir başka kulübe, Arabistan'a olur, farklı yerlere olur, satabilirsiniz nihayetinde. Bonservis bu. 5 yıllık sözleşme. Sevilla güzel bir anlaşma yapmış ama. Sevilla adına. Yani ekonomikte hemen sorunları vardı Sevilla'nın. Bu transfer onları çok mutlu etti. Bu benim yorum değil, İspanya'daki gazetelerin 3-4 gündür yazılan şeyler. Sevilla istediğini aldı, Sevilla mutlu diye orada yorumlar yapılıyor. Tabii Fenerbahçe de mutlu, Fenerbahçeliler de mutlu. Ben de birazdan merak ediyorum neler söyleyecek imza töreninde. Sevilla'da Leganes'ten 20 milyon euroya almış. 2020'de 5 yıl sonra aynı bedele satmış oldu. Onlar açısından evet. Doğru bir evet. Strateji evet. Yani en azından en verim aldılar. Bir yıl bitiyordu değil mi? Bir senelik anlaşması kalmıştı evet. Sevilla ile diye hatırlıyorum. Sanırım. Reklama gidiyoruz. Dakikalar içerisinde geri döneceğiz. Çok kısa bir ara, ardından En-Nesyri'nin imza törenine geçeceğiz. Spor Ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat Özbostan ve Abdullah Ercan'la birlikteyiz. Ekrana da yansıyor. Sarı Lacivertli Kulüp Fenerbahçe En-Nesyri transferinin detaylarını açıkladı. Sevilla kulübüne 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Ve En-Nesyri ile de 5 yıllık sözleşme imzalandı. 19 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli 4 yıl içerisinde 8 taksit halinde ödenecek. Hocam, nihayete erdi artık. Evet. Tabii maddi kısmını vesaireyi de yine konuştuk. Dilerseniz evet. Yine eklemek istediğiniz varsa söyleyebilirsiniz ama oyun olarak bu ciddi yatırım, beklentiler de yüksek şu anda futbolcudan. Neler yapar sizce En-Nesyri Fenerbahçe'de? Vallahi Mourinho'nun çok istediği bir transfer olduğunu biliyoruz. Uzun sürede beklediler. Fenerbahçe ön taraftaki kalitesini geçen seneye göre 2 tane değişiklik yaparak daha da arttırdı. En-Nesyri özelinde Edin Dzeko'nun performansını düşünelim. Cenk'in buna keza katkı yapacağını düşünelim. Santrofor bölgesi olarak çok ciddi bir kalite var şu anda Fenerbahçe'de. Ha, En-Nesyri ne yapar?
Ya En-Nesyri minimum 15-20 tane gol atabilir. Potansiyeli var, 60'lığı var, yapabilirliliği var. Artı biraz önce senin de söylediğin gibi, tırnak içerisinde söylüyorum, geri dönüşümü var. Oyuncunun 26 yaş bandında olduğunu düşünürsek, Fenerbahçe'nin hedeflerinin daha da büyük olduğunu düşünürsek, ama çok ciddi bir bonservis bedeli. Yani bonusları açıklamıyorlar ama 20 milyon euroyu bonuslarla geçebilecek bir bonservis bedeli ödendi. Ama oyuncunun kalitesini geçen iki günkü önceki programda zaten konuştuk. Her türlü gol atabilen, ceza sahası içerisine çok hakim, atletik, gol vuruşu iyi. Önemli bir oyuncu. Tabii şöyle de bir gerçek var. Fenerbahçe bu oyuncunun etkin bir şekilde ortaya çıkmasına yardımcı olabilmek için böyle bir oyun kurgusuyla oynamak zorunda. Oyuncunun kalitesini ve etkinliğini de arttırmak zorunda. Muhtemelen onu da düşünecekler. Yani Galatasaray'daki zaman zaman çift santrofor işini belki Fenerbahçe'de de görebiliriz. Yani ona doğru da bir gidişat olabilir. Zaman zaman belki süreli, belki maç seçme konusunda. Nesir'in yanındaki ikinci santrofor kim olur o zaman? Vallahi Cenk o zaman mi? Şu Ceko anki Ceko'yu düşünürsek Ceko olabilir. İki kule olur hakikaten. Yani iki kule olur. Artı Ceko biliyorsun oynadığı santroforlara çok yardımcı olan bir de karakter. Evet. Öyle de düşünürsek, kaliteyi de düşünürsek, yani çok önemli bir transfer bence Fenerbahçe camiası için. Fenerbahçe En-Nesyri için saat 13'te imza töreni düzenleneceğini açıklamıştı. Saatlerimiz 13.03'ü gösteriyor. Artık eli kulağında diyebiliriz. A-Spor canlı yayınında olacak bu imza töreni. En-Nesyri'nin imza töreni düzenlenecek 13'te diyen Fenerbahçe Spor Kulübü ek bilgi olarak şunu da paylaşıyor. İmza töreninde As Başkan Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco da yer alacak. Dakikalar içerisinde bu imza törenini ekrana getireceğiz. Süper Lig'in transfer rekortmeni futbolcu En-Nesyri kameraların karşısına çıkacak. Murat Özbostan Fenerbahçe'nin oyununa neler katar? Şimdi yüksek bonservis bedelleri tabii ki kulüpler için maddi açıdan zor oluyor ama. Bonservis bedelini biz konuşuruz. O taraftar ya da futbol sever için yok, şuraya çok önemli değil. Bir ayrıntı değil. Evet. Şuraya bağlayacağım evet. Onu. Ama bir Engin Can Çelik'e gidelim. Trabzonspor'da bu akşam Avrupa'da Rosenborg karşısına çıkacak. Maç öncesi son detayları alalım, ardından sohbete devam edelim. Koray, teşekkürler sana ve konuklarına, sevgiler, saygılar. Slovakya Rosenborg'dan temsilcimiz Trabzonspor bu akşam saatler 19.30'u gösterdiğinde Slovakya temsilcisi Rosenborg'la karşı karşıya gelecek. Dün öğlen saatlerinde gelmişti temsilcimiz Trabzonspor. Slovakya'nın Popyan merkezine, şehrine gelmişti. Daha sonrasında da akşam saatlerinde ise maçın oynanacağı stadyumda, Rosenborg stadyumunda bir basın toplantısı düzenlemişti Trabzonspor kafilesi. Hem teknik direktör Abdullah Havcı hem de yeni transfer Deniz Draguş basın toplantısı düzenlemişti. Basın toplantısındaki o notlardan bahsetmek istiyorum. Aslında yoğun da bir katılımın medya mensupları tarafından hem yurt içi hem yurt dışı yoğun bir katılımın olduğunu ifade edelim. Abdullah Avcı şu ifadeleri kullanmıştı. Çok sabırlı olmalıyız. Bizler çalışmalarımızı yaptık. Sahada bunun meyvelerini almak istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. 5-4-1 dizilişiyle son maçlarında oynamışlardı. Savunma açısından sağlam bir mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Kontra ataklarda dikkatli olmayı benimsiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Daha sonrasında da Deniz Draguş basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Engin Can, araya giriyoruz ama canlı yayında imza töreni başladı Fenerbahçe'de. Oraya geçiyoruz. Teşekkür ediyoruz sana bilgilendirmeler için. Kolay gelsin. Acun Ilıcalı'yla birlikte yine kameralara poz veriyorlar. Sportif direktör Mario Branco da yine kameraların karşısında. O görüntüler eğer sona ermediyse yine biz de rica edelim. 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe bu transfer için Sevilla kulübüne. 19,5 milyon euroluk bonservis bedelini 4 yıl içerisinde
8 taksit halinde ödeneceğini yine ifade edebiliriz. En-Nesyri de 5 yıl boyunca Fenerbahçe formasını giyecek. 27 yaşında son olarak Sevilla kulübünde forma giyiyordu. Önemli bir takviye, önemli bir transfer ve o klasikleşmiş gol sevincine yapıyor En-Nesyri basın mensuplarına. Sarı lacivertle çubuklu formayla birlikte taraftarların merak ettiği bir futbolcuydu. Uzun sürdü ve muhtemelen şu an oğluyla birlikte de poz veriyor. Faslı futbolcu basın toplantısında da yine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarının hatırladığını, daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynadığını ve taraftarın performansından etkilendiğini söylemişti. En-Nesyri, Abdullah Ercan ve Murat Özbostan'la birlikte basın toplantısını da değerlendirelim. Nasıl buldunuz açıklamaları? Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını ayrı konuşuruz ama En-Nesyri de şu an için Sarı Lacivertli takımın ilk golcüsü olacak gibi duruyor. Takımda rekabet olacak. Jose Mourinho kararını verecek. Hiçbir zaman hücum bölgesindeki arkadaşlarımla sorun yaşamadım. Umarım çok goller atarız ve Fenerbahçe kazanır dedi. Tabii yani ligin dışında Avrupa var. Türkiye Kupası var. Yani önümüzde uzun bir maraton bizi bekliyor. Böyle bir maratonun içerisinde kadro genişliği önemli. Fenerbahçe'de bu mevkiye çok önemli bir yatırım yaptı. Bir önemli bir yıldızı, önemli bir golcüyü takımına kazandırdı. Tabii herkesin genel beklentisi birinci golcüsü oldu Fenerbahçe'nin. Tabii ama sonuçta bu hocanın vereceği bir karar. Her iki oyuncudan da çeşitli maçlarda, şeylerde yani kupada, ligde, Avrupa'da ayrı ayrı da faydalanabilir. Avantajı işte 27 yaşında. Her iki ayağını da iyi kullanabiliyor. Sırtı dönük oynasa da rakip orta sahadaki arkadaşlarına pozisyon hazırlayabiliyor. Daha genç, fiziki gücü daha fazla. Geçen sezon Dzeko çok iyi başlamıştı. Bu sezon da iyi başladı. Ama o uzun maratonun içerisinde sonlara doğru onun da tabii enerjisinin bittiği zamanlar ve süreçler oldu. Fenerbahçe bu sefer önemli bir ismi alarak, hocanın bence istediği bir isimdi. İlla ki durup dururken Fenerbahçe'nin bir numarasıydı transferi yaptığını düşünmüyorum. Hem hocasına da Mourinho'ya da bir jest yapmış oldu. Yani biz senin istediğin birinci tercihi aldık. Ekonomik olarak konuştuk. Her türlü fedakarlığı yaptık ve bu oyuncuyu aldık, getirdik, imzayı attırdık. Yani bu da bence hocaya verilebilecek mesajlardan bir tanesidir. Hocam bak sen istiyorsun, biz de alıyoruz. Evet. Yani bir hediye olarak da değerlendirebiliriz bunu. Ki şu ana kadar yapılan transferler, özellikle yabancı transferlerde hocanın zaten bilgisi dahilinde oluyor. Yerli transferleri de illaki anlatıyorlar. İşte Cenk'i, Oğuz'u ya da başka değil, Levent'i, başka isimleri. Fenerbahçe bundan sonraki süreçte bu şey konu tartışılacaktır. Çünkü Dzeko da 38 yaşına rağmen gollerini atıyor. İş bitiriciliği devam ediyor. Başarılı bir oyuncu. Ama ben de Mourinho'nun El-Nesri'ye birinci seçeneği olacağını %100 inanıyorum. Fenerbahçe önemli bir transfer yapmıştır. Maliyetlidir. İşin mali tarafını Acun Bey çok şey yaptık dedi. Pazarlık süreciyle ilgili biraz bilgiler verdi. 20'nin altı diye. 19.500. Yani o rakam aslında 20'nin altı çok şey bir rakam değil. Şey oluyor alışverişte. Bu, yani bonusları arkadaşımız 19.90. Sorabilirdiler. Başka bir bonusu var mı diye. Sormadılar orada. Oyuncuya da gelirsek tekrar. Yani özellikle o biraz önce okuduğun gibi. Yani ben beraber olduğumuz takımlarda aynı mevkide oynadığım arkadaşlarımla hiçbir sorun yaşamadım. Benim işim onlara yardımcı olmak dedi. Bence güzel bir yanıt verdi orada. Kibar, zarif bir yanıt verdi. Sonuçta bir tanesi Türk milli takımının oyuncusu. Diğeri de oldukça kariyeri parlak. Tabii. Kendisinden de parlak kariyeri olan bir isim. Tabii buradaki sorulardan biri yurt dışına ilk defa çıkıyorsunuz. Onu şimdi bu bazı oyuncularda bazen sorunlar olabiliyor. Yani bir uyum sıkıntısı olabiliyor. Bunu yaşayıp görmek lazım. Şu an bunun için bir şey diyemeyiz.
Ama gerçek olan bir şey, Fenerbahçe iyi bir golcüyü iyi bir rakama aldı. Fenerbahçelilere hayırlı olsun. Bu açığı da kapatmış oldu. Bundan sonra başka transferler yapar mı, yapılacak mı? Bu soru da yanılmıyorsam ben bilmiyorum, kaçırmış olabilirim. Sorulmadı. Ya başka mevkiye bir transfer yapacak mısınız? Hocamızın istediği başka bir yer var mı diye. Ama bir orta saha telaffuz ediliyor. Bir 6 numara telaffuz ediliyor. Benim duyduğum sol kanata takviye yapılmasına rağmen bir kanat oyuncusunu daha istediği, her iki yine kanatta oynayabilecek. Anladığımız kadarıyla Cengiz pek düşünülmüyor takımda. Geçen maçın da kadrosuna alınmamıştı. Yani bakalım bu önümüzdeki bu bir haftalık süreçte başka Fenerbahçe'de transferler olacak mı? Fenerbahçe'de Galatasaray gibi iyi bir kadrosu olan bir takım. Bol alternatifli. Bir de son olarak hocama bırakacağım sözü. Acun Bey'in sözü enteresandı. Yani 30 milyon eurolara bulan Ferdi'ye tekliflerin olduğunu ama bu tekliflerle bile artık yani bence heyecanlandırıyordur. Niye heyecanlandırması? Ya 30 milyon euro çok müthiş bir rakam. Müthiş bir rekor, o da Cenk'ten Tosun'dan sonra gibi bir rekor olur. Ama başından beri Fenerbahçe başkanı da yöneticileri de hoca da Ferdi'yi bu takımda kalması gerektiğini ısrarla vurguluyorlar. Oyuncu aslında Avrupa'ya kariyerini devam ettirmek istiyordu. Ama demek ki bir şekilde onu da konuştular. Ha, 30 değil 35'e 40'a çıkar. Ben o zaman hayır diyeceklerini sanmam. Zaten çok üstüne çıkması lazım dedi. 30 milyon euro heyecanlandırmıyor bizi Ferdi için dedi. Yusuf En-Nesyri için yine Abdullah Ercan'a söz vereceğim. Şöyle diyor, İspanya dışında ilk senem olacak. Ancak oyuncular her gittiği yere alışmalı. İşinize konsantre olmalısınız. Sahalar aynı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden, her zaman kazanmak istediğinden bahsettiler. İnşallah her şey güzel olacak diyor. Yusuf En-Nesyri Faslı. Evet. Fas'tan çıkıyor. 18 yaşında Malaga U19 takımıyla birlikte ayağını İspanya'ya atıyor. Atış 27 yaşında bugün. Yani 18 yaşından 27 yaşına kadar tamamıyla futbol hayatı İspanya'da geçiyor hocam. İlk kez yurt dışına çıkacak. Tabii bir adaptasyon konusunda zaman gerekecek şüphesiz. Ne kadar alışma süreci sürecek onu bilmiyoruz ama bir süreç illaki ihtiyacı olacak. Normal 10 senedir İspanya'da yaşayan bir futbolcu. İşini ne kadar etkiler? Her oyuncunun karakteri farklı herhalde. Buna dair ya önden bir şey söylemek çok zor. İzleyip göreceğiz. Yani şu kadar etkiler, bu kadar etkiler şu anda diyemeyiz. Ama şunu söylemek lazım. Ya Faslı diğer futbolcular, özür diliyorum, veya Kuzey Afrikalı futbolcular çok zorlandığını ben düşünmüyorum ilk geldiğinde. Mesela Galatasaray'da Müslüman şey vardı. Müslüman olmaları, ülke kültürü gereği. Abramat. Belhanda vardı, Feguli vardı. Çok fazla yani adaptasyon sorunu yaşamış. Aslında gelenek kültür açısından bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Yani yaşantı olarak da biraz benzer görünüyor. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe iyi ve güçlü olan kadrosuna bir tane daha çok ciddi bir oyuncu transfer etti. Yani bu kadar iyi kadrosu olan, ki Galatasaray'ı da keza bunun içine koyabiliriz. Tekrar bir takviyeyle ve çok ciddi maliyetli bir takviyeyle artık Türkiye Ligi değil, biraz önce Murat Özbostan'ın söylediği gibi Avrupa'da bir Nisan'ı Mayıs'ı görme konusunda bence bir yol kat ediyor gibi görünüyor. Ki geçen sene bunu son anda belli nedenlerden dolayı kaybettiler, biliyorsun. Ve şöyle de bir şeyle bağlamak lazım. Hakikaten Fenerbahçe'nin hiçbir takımın sahip olmadığı kadar 3 tane çok net santraforu var. Edin Dzeko artı Cenk artı Yusuf El-Nesyri. Yani çok zengin bir kadrosu var. Yani hangi oyuncuyla oynamak istiyorsan, ikili mi oynamak istiyorsun, yeri geldi üçlü mü oynamak istiyorsun, istediğin gibi oyna. O kaliteye sahip. Bir de şimdi bunun üzerine Koray, orta saha düşünülüyor. Ya düşünülen bölge eğer 6 numaraysa, Fenerbahçe'nin orada gözün kapalı oynatabileceğin 3 artı 4 tane oyuncum var. İsmail, ki katıldı milli takımdan sonra. Genç Bartu var, Kurunic var. Ya çok zorlansan istediğin oyuncuyu oynat. Yani
Bilmiyorum ama Fenerbahçe... Kurunic kalır mı hocam takımda? Valla şey maçını düşünerek söyleyeyim. Kent'le Kurunic soru işareti. Şey maçı, son oynanan Avrupa Kupası Lugano maçı. Lugano maçını söylersek. Yani orada biraz soru. Sol tarafa düşünülüyor. Maksim'i aldılar. Oğuz Aydın var. Cengiz'i orada oynat. İrfan'ı oynat. Kent var. Tadiç var. Hani acayip bir kadro oldu Fenerbahçe. 14 yabancı kuralı var. Vedalaşması gereken oyuncular var. Ve üzerine çok ciddi maliyetli, çok iyi bir golcü transfer ediyorlar. Geçen yayında 11 yapmıştık burada. Hatırlıyor musunuz? Grafik evet, hazırlayıp evet, getirmiştim. Evet. İlk 11, Türklerden oluşan. Evet. Milli takım, Türk milli takımı gibi bir 11 çıkıyor. Zaten o kural, yerlilerinden bile. O kuralda en çok sıkıntıyı yaşayan Fenerbahçe şu anda. Öyle değil mi? 12'ye göre hazırlanmışlardı. 14 imzalayabilirsin dediler. Ya ama yani ben şahsen şunu söyleyeyim. Bu kadro mesela beni de çok heyecanlandırıyor. Beni hedefin daha farklı olması konusunda da heyecanlandırıyor. Geçen sene Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin penaltılarla elendiği takım Konferans Ligi şampiyonu oldu. Hatta biz burada konuşmuştuk. Süper Lig şampiyonluğu mu, Konferans Ligi mi? Ya Fenerbahçe büyük bir çınar. Yani 5 sene şampiyon olmasa büyüklüğünden ne kaybedecek? Ama Konferans Ligi'ni kazansaydı o kupa mazide işte 2023 senesi olarak duracaktı. Yani sonuç itibariyle şöyle bağlayayım. Çok önemli bir transfer. Şampiyonluğa oynayacak 4 tane takımın gol atacak oyuncuları hakikaten çok büyük isimler. Trabzon ve Beşiktaş, Galatasaray'ı da bunlara koyuyorum. Acaba bu bize şunu mu çağrıştırıyor? Bol gollü maçlar mı seyredeceğiz? Türkiye Süper Ligi'nde böyle de olacak diye tahmin ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok takımdaş bir oyuncu bence verdiği demeçlerle. Kendisine güveni son derece yüksek. Ve bir santrofor olarak hem yaşı müsait hem santrofor olarak gol atmak için çok farklı da özelliklere, meziyetlere sahip. Pek çok takım beni istedi ama Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım. Gelmeden Ali Koç, Jose Mourinho, Mario Branco ile konuştum. Süre biraz uzadı ama sonuçta geldim. Her şeyimi sahada vereceğim diyor Yusuf En-Nesyri. 19 numaralı formayı giyecek Murat Özbostan. Zor soruya hazır mısınız? Hazırım. Şimdi gol sevinci var. Evet. Icardi hegemonyası var Süper Lig'de de. Bu bir gerçek. 2 sezondur domine ediyor. Çocuklar Icardi sevinci yapıyor gollerden sonra şampiyonluk. Yani herkes bunu söylüyor. Ortak görüş. Icardi kupadan çok küçük çocukları Galatasaraylı yapmasıyla daha büyük görev ediniyor diye. Şimdi En-Nesyri'nin gol sevincini de sosyal medyada görüyorum. Fenerbahçeli minik taraftarlar şu an ekrana gelen sevinci de yapıyor ama Icardi hegemonyasına son verir mi sizce? Yani bu gerçekten zor bir soru oldu. Yani sonuçta Icardi'nin geride kalan sezonlardaki performansına bakarsak yani iyi başlarsa tabii ki bu bir yarış haline döner ve sosyal medyada da bunun çok etkileşimi çok fazla olur. Yani oyuncuyu bence motivasyon unsuru edecek şeylerden bir tanesi Beşiktaş'ta İtalya'da bir gol kralı geldi. Immobile. Fenerbahçe'de yine İtalya'dan bir gol kralı var. Galatasaray'dan yine İtalya'da bir gol kralı var. Yani ülkemizde İtalya'da gol kralı olmuş 3 büyük takımda 3 tane oyuncu şu anda var. Şimdi bunlara baktığı zaman benim de burada bir şeyler yapmam lazım diyecek bir adam var. Yani böyle bir tablo içerisinde elbette başarılı olmak çok isteyecektir. Ve olmalıyım diye de düşünecektir. Ve bu sevinci, eğer bu sevinci ne kadar çok yaşarsa tabii ki bu Icardi açısından da aslında bakıldığında ayrı bir şey olur. İşte Immobile açısından da olur. Yani aslında kralların diyalosunu ayrı bir şey yapacağız. Ama biraz önce ne dedik? Dzeko artık ikiye itirip işte birinci sırada olur. Ama ben bir yandan da şunu da düşünüyorum hocam. Yani Mourinho gibi bir teknik adam biz bunu 20'ye aldık illa oynatalım diye bir baskı unsurunun üzerinde hissedebilecek bir teknik direktör de değil. Bence de değil. Yani böyle bir baskı da olmaz. Yani Dzeko da oynarsa ona da şaşırmam, onu da söyleyeyim bu arada. O zaman Cengiz'i kadroya alırdı. Evet, baskı tabii. Hiç sese değil mi? Evet. Emre Mor'a ne dedi?
takımın içerisinde iki tane yeni transferimiz olacak dedi. Sonra dedi ki sen takım oyunu oynayamıyorsun. Biz seninle çalışamayacağız dedi. Baskı hissetse bunları yapmazdı. Ama çok istediğine göre ben birinci tercih olarak başlayacağını kesinlikle düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Evet, Acun Ilıcalı da sık sık zaten söylemişti. Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun listesindeki ilk sıradaki isimlere gidiyoruz diye. Çünkü Lewandowski'ler evet. vesaire çok fazla konuşulan isim vardı. Bu hatırlatmayı da yapalım. Abdullah Ercan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Murat Özbostan size de teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Yayında ve yapımda emeği geçen Necdet'teki tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ve spor ajansını noktalıyoruz. Birazdan Ceyda Dönmez Baloğlu'nun sunacağı gün ortası sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.